Ne düşündürdü size? Nevzat Çiçek, başlayalım. Ben şöyle gazetecilik olarak son dakika bendeki bilgileri vereyim Afşin istersen. Arkadaşlar şu an bütün Rus kaynaklarını taradılar. Uçak Moskova'dan Petersburg'a gidiyormuş. Hı hı. Uçağın düştüğü yer Moskova'ya karayoluyla 169 kilometre. Uçakta ilk uçağın düşüşünü çok ilginçtir. İzvestiya gazetesi veriyor. Bu gazetenin bir özelliği var. Rusya güvenlik ve askeri güçlerine yakın bir gazete. İlk haber orada geçiyor. Rusya'da herhangi bir güç erkine yakın olmayan basın kaldı mı? Ya bu şöyle, istihbarat kısmı biraz daha farklı işliyor biliyorsun oradan. Uçağın düştüğü köy Kuzenkino diye bilinen bir köy. 18.20'de düşüyor. 19.20'de haberler geçmeye başlıyor. Rusya Olağanüstü Durumlar Bakanlığı uçaktakilerin tamamının öldüğünü açıklarken Rusya Devlet Havacılık Şirketi de Wagner'in liderinin uçakta bulunduğunu ifade ediyor. Bir bilgi 7 kişi olduğu, bir bilgi 10 kişi olduğu yönünde. Uçağın düşerken zikzaklar çizdiği ifade ediliyor. Ateş seslerinin duyulduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar Rus savunma sisteminin uçağı düşürdüğünü ifade ediyor. Ama görgü tanıkları, yani Rus kaynaklarına yansıyanları söylüyorum. Uçağın zikzak yaparak düştüğünü ifade ediyorlar. Uçakta Wagner'in sağ kolunun olduğu çok net ifade ediliyor. Ama kendisinin olduğuyla ilgili söyleniyor. Fakat tabii kendisi var mı yok mu o ilerleyen zaman içerisinde çıkacak. Bir soruşturma açıyoruz hükümeti şu an. Kazayla ilgili bir soruşturma açıyor. Uçağın markası Emri diye bir marka. Uçağın markası olarak ifade ediliyor. Yani herkesi merak etti, uçak nereden nereye gidiyor sorusunun cevabını Rus kaynakları Moskova'dan Petersburg olarak ifade ediyorlar. Şu an bendeki bilgiler bu. Tabii Putin sonuç itibariyle bir kavga yaşadı. İsyan ettiler. Tırnak içinde söyleyeyim, Putin'in bir karizması çizildi. Ama bu kadar bir erken öç alma duygusu gelir miydi sorusunun cevabını bilmiyorum. Çünkü daha dün Afrika'daki faaliyetleriyle ilgili biliyorsun bir video yayınladı. Ve Afrika'da işleri olduğunu ifade etti. Eğer gerçekten Rusya tarafından uçak düşürülmüşse ve Wagner'in hem kurucusu hem sağ kolu ve bahsedilen 7 veya 10 kişi uçakta üst düzey vefat ettiyse bu bize bambaşka bir şey söylüyor. Bu demektir ki artık Putin Wagner'i bir şekilde tasfiye edip, liderini tasfiye edip herhalde yeni bir oluşum gösterecek gibi, ama çoğu şey için erken. Fakat elimizdeki bilgi uçağın düştüğü yönünde. Rus kaynakları uçakta Wagner'in kurucusunun olduğunu ifade ediyorlar. Haber ilk Rusya'da askeriye yakın gazetede yayınlanıyor. 18.20'de uçak düşüyor. Moskova'ya karayoluyla 169 kilometre mesafede bir yer. Son bilgi bendeki bu. Diğerleri kim uçaktakiler biliyor musun? Bir sağ kolu var. Diğerleriyle ilgili bir bilgi yok şu an hala. Peki, yok. İzvestiya'da yayınlanmasının şu konjonktürde TASS haber önemini... ajansı da aynı şeyi söylüyor bu arada. Evet. TASS da lider uçakta diyor. Yani dolayısıyla Rus kaynakları, hükümete yakın Rus kaynakları, senin deyiminle olmayan kalmadı ama hükümete yakın Rus kaynakların tamamı öldüğünü ifade ediyor. Bu da çok enteresan. Peki şunu da sorayım Nevzat Çiçek. Şimdi bu Prigojin'in bulunduğu uçak düştüğü ifadesi duyulur duyulmaz düştü mü düşürüldü mü sorusu geliyor. Yani orada neden? Şöyle yani tasfiye etmeyle ilgili biliyorsun. Yani çok ciddi anlamda Putin'e bir meydan okuma oldu. Ve Rusya'nın kendi hem savunma bakanlığı meselesini biraz sonra hocamlar daha iyi anlattılar. Askeri içerisinde de zaten çok ciddi anlamda bir prestij kaybına yol açtı. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı ile ilgili de biliyorsun çok ciddi ifşalarda bulundu. Yani Rusya'nın ifade ettiği kayıplar dışında oradaki gerçek durumla ilgili çok ciddi ifadelerde bulundu. Ve sonuç itibariyle herkesin merak ettiği şey Putin ne yapacak sorusuydu. Eğer bu gerçekleşmişse ve dedikleri gibi Rus savunma sistemi veya o iki el ateş meselesi duyulmuşsa burada uçağın düşürüldüğü meselesi gündeme geliyor. O anlamda da tabii bir kaza mı denir, birisi mi üstlenir onu bilmiyoruz. Ama bütün bunların hepsi için şunu söyleyebiliriz, gazetecilik şüphe mesleği. Yani Wagner lideri uçakta deniyor, bu şuna çok benziyor. Amerika bir IŞİD lideri söylüyor, öldürdük diyor, yeni bir IŞİD lideri çıkıyor. Biz hep öyle hareket ediyoruz. Yani bir IŞİD lideri var diyor. Diyor ki bu IŞİD lideri, ben bunu da öldürdüm. Onu sadece Amerika biliyor. Yani başka da çok bilen olmuyor. Hani bir IŞİD'in varlığı var, savaştığı var ama lider kadroda kimin olup olmadığını biz çok bilmiyoruz. 4-5 tane lider öldürülüyor, 4-5 tane lider geliyor. Dolayısıyla da gerçekten
tasfiye mi edildi öldürülerek, yoksa kamuflajla başka bir şey mi oldu onu bilmiyoruz. Ama düşen bir uçak var. İlerleyen zamanlarda herhalde eğer cesetlere ulaşırlarsa, cesetleri gösterirlerse o zaman bambaşka bir yorum yapma imkanı olur. Ama şu an için çok şey söylenebilir, çok komplo teorisi kurulabilir ama biraz daha beklemek gerekiyor. Peki nereden nereye gidiyor? Yani Moskova'dan Petersburg'a dedin değil mi? Yani Rus kaynakları şu an böyle arkadaşlar geçiyor. Rus kaynaklarında TASS'ta, İzvestiya'da, diğerlerinde öyle ifade ediliyor. Tabii Rusya'da yani ne arıyordu hani bir taraftan... Onu biliyor muyuz? Yok, bir taraftan işte Putin'le bu kadar şeyken biz onu Belarus'ta biliyorduk. Sonrasında Belarus'ta eğitim kampı olarak, eğitim şey olarak onun resmi olarak ilan edildiğini gördük. Yani ne arıyordu Moskova'da, bu ilişkiler bu kadar iyiyse o neydi, geçen yaşanan şey neydi falan, birçok komplo teorisi var. Bilmiyorum, önümüzdeki saatler içinde çıkar, arkadaşlar tarıyorlar Rus basınını. Düştüğü bölgeye dair bir şey biliyor muyuz? Herhangi bir özelliği var mı? Yok, köy diyorlar şu an, bir köy bölgesi. Moskova'ya yakın bir bölge, yani çok uzak bir bölge değil. Dolayısıyla karayoluyla 169 kilometre olduğu ifade ediliyor. Ya Moskova'nın yakınında düşüyor. Çok uzak bir yer değil. Uçak bir özel uçak değil mi? Özel uçak. Özel jet. Evet, özel jet.